Boğazına kaçan zeytin çekirdeği küçük kızı yatağa mahkum etti. İki yıldır gözündeki yaşı dinmeyen anne kızı için yürüme robotu istiyor. <laughs> Kucağında nefes almakta bile zorlanan evladı. Gözünde çaresizlikle dökülen gözyaşları. Bir zeytin çekirdeğiyle hayatları karardı. Elanur Aksoy 9 yaşında. Bursa'da yaşıyor. Aslında onu yaşama bağlayan tek şey güçlükle aldığı nefes. O da bir makineye bağlı. Küçük kızı makineye mahkum eden olay 2 yıl önce yaşandı. Yediği zeytin çekirdeği boğazına kaçtı. Çırpınmaya başladı. Hastaneye kaldırıldı ama rahatsızlığı tespit edilemedi. Abisi para yutmuş olabilir deyince boğazındaki zeytin çekirdeği fark edildi. Ama kaybedilen 3 saatin bedeli ağır oldu. Küçük kız beyin felci geçirdi. %100 engelli. O günden bugüne iki yıl bitecek. Mücadele ediyorum hep Allah'ın izniyle. Küçük Elanur bütün vücut fonksiyonlarını kaybetti. Tedaviye başlandı. Zamanla göz teması kurmaya başladı. Ama son 30 seanslık fizik tedaviyi alamadı. 90 seans senelik devletten hakkımız var. 60 seans aldım. 30 seans alabilmek için doktora gittim. E, doktorun dediği şey e, seni buraya gönderenin hani bu çocuğa fizik gerekli mi, gerekli değil mi buraya yazması gerekiyor, belirtmesi gerekiyor. Anne Arzu Yılmaz kızının hareketlerini kolaylaştırması için yürüme robotu istiyor. Bunun için mahalleye başvurdu. Ama vali kamu hastanesinden yazı istedi. Ben devlet hastanesine kaç, iki, üç kez gittim hiçbir şekilde yazmıyorlar. Uygun görmüyorlar. Ne yapalım bu çocuklar yatakta mı çürüsün? Acılı anne yürüme robotu için yardım bekliyor. Bu cihazı ben robotu belki... Alabilirsek maliyeti çok yüksek 210 milyar civarında. Bütün ben evrakları verdim valiliğe zaten. Benim evime çalışıp da 1 lira girmiyor. Ben hayır sever insanların sayesinde ayaktayım.